Ayşe'nin Marifetli Elleri kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle çok güzel bir kavurma yapacağız inşallah. Bugün ben evde kavurma yemek istedik canımız. Kavurma yapıyorum. Arkadaşlara da göstereyim, takipçilerim de görsünler. Lokum gibi kavurma onlar da yapsınlar, bilmeyen arkadaşlarımız için çekmek istedim. Hemen ocağımızın altını açalım. Şöyle ocağımız 1-2 dakika ısınsın. Arkadaşlar ben hep yemek yaparken tariflerimde lokum kıvamında etler derim. Lokum kıvamında yapma şeklini hep anlatırım. Şimdi de lokum kıvamında kavurmamızı hep birlikte beraber yapacağız. İnşallah göstereceğim hepsini. Biraz ısındı. Şöyle şu kadar bir etim var benim. Çıkardım. Hiçbir şey koymuyoruz arkadaşlar. Tenceremize direkt etimizi bırakıyoruz. Eti bu şekilde mühürlemiş oluyoruz. Kendi suyuyla, kendi yağıyla kavrulması gerekiyor. Hemen bu sulanacak. Sulandığı zaman kendi suyuyla pişecek arkadaşlar. Çok lezzetli, çok böyle harika bir tadı oluyor. Hiç et dağılmıyor, böyle tel tel olmuyor. Ben bu şekilde yapıyorum her zaman da. Annemden öğrendim, sağ olsun. Her şeyi öğretti bize zamanında. Şimdi kolay kolay her şeyi yapıyoruz. Şimdi bu böyle güzelce kavrulacak. Hafiften karıştıracağım 1-2-1-2. İyice sotelenecek. Sonra kapağını kapatacağım. Sulanacak böyle çok güzel bir şekilde. Kısacağım o zaman. İyice sulandıktan sonra arkadaşlar etin altını iyice kısıyoruz. Böyle yavaş yavaş lokum gibi pişecek. Biraz sotelemem gerekiyor. Mühürlemem gerekiyor. Biraz et yağlı. Daha lezzetli olacak bu. Çünkü biz normalde et aldığımız zaman, yağsız olduğu zaman hani bu iç yağları olur, kuyruk yağı veya işte iç yağı hayvanın. Onlardan da alırım ben. Önce onları bir kavuruyorum. Yağını alıyorum. Ondan sonra eti kavurduktan sonra, ama etim çoksa, dolaba atacaksam kavurma olarak, o yağı da koyuyorum. Et piştikten sonra içine böyle o yağı güzelce gezdiriyorum. Harmanlıyorum. Soğuduktan sonra istediğiniz bir kaba koyabilirsiniz. Genelde ben jelatine sararım soğuduktan sonra veya saklama buzluğa dayanıklı kablarınız varsa hemen yemeyecekseniz o şekilde de koyabilirsiniz. Etimiz güzel oluyor. Ben şimdi bunu yavaş yavaş böyle kavuracağım arkadaşlar. Bu kadar kavrulması yeter. Şöyle 2-3 defa çevirdim. Fazla değil, etimizi çok dağıtmamamız gerekiyor. Bakın arkadaşlar, suyu çıkmaya başladı. Et bu şekilde sulanmaya başlayınca hemen ağzını kapatacağız şimdi. Güzelce kendi suyunda altını da hemen kısıyorum şu anda. Tamamdır, kıstım altını. Kendi suyunda böyle lokum gibi olana kadar pişecek arkadaşlar. Kesinlikle tuz atmıyoruz. Su koymuyoruz, yağ koymuyoruz. Kavurma kesinlikle o şekilde kabul etmiyor. Lezzetli olmaz. Bu tarifle yaparsanız anlayacaksınız aradaki fark arkadaşlar. Etimiz pişmeye yakın. Pişmeye yakın, yani 5-10 dakika öncesinde etini, tuzunu atacağız etin. Ki bir harmanlansın, lezzetlensin. O şekilde kapatacağız altını. Hani hep tariflerde de anlatıyorum. Et yemeklerinize yemeğin sonuna doğru tuzunu atarsanız daha lezzetli etleriniz lokum kıvamında olur diyorum. İzleyen arkadaşlarımız anlamıştır bu şekilde. Şimdi arkadaşlar kıstım altını, lokum gibi pişsin, göstereceğiz sonra. Arkadaşlar sizin için yakın çekim yapmak istedim, iyice etin içini göstermek için. Biliyorsunuz eti kavurdum 1-2 defa. Hemen harlı ateşten orta ayara getirdim. Biraz kıstım. Şimdi bunu istediğimiz buydu bizim. Bakın şöyle güzel güzel ufak ufak fokurdamalar başladı. Sulandı daha doğrusu yeterince. Şöyle. Şimdi iyice kısma zamanı arkadaşlar. Artık kısacağız. Lokum kıvamına gelene kadar
kendi suyunu çekene kadar pişecek. Arkadaşlar bir tavsiyem daha var. Eti kavuracağınız zaman böyle büyük tencere seçin. Ki böyle her yere suya değsin, kavrulsun. Küçük tencerede et güzel olmaz. Evet arkadaşlar, şimdi bakalım etimiz ne durumda. Arada bir karıştırdım ben. Bakın suyunu bu şekilde çekmiş olması gerekiyor. Şöyle yaklaştırayım ince. Şimdi tamamlandı. Bu şekilde arkadaşlar. Suyunu çektiği zaman tamamdır etimiz. Şimdi suyunu çektiği için tuzunu atalım. Hemen şöyle. İstediğiniz kadar yeterli. Bir tatlı kaşığı kadar attım. Ocağımızın altı hala kısıkta. Şimdi bir 5 dakika falan böyle. 5 dakika yeter. Tuzuyla, buharıyla. Biraz daha böyle kalsın içinde tencerenin. Sunum tabağını alacağım. Göstereceğim arkadaşlar lokum kıvamı nasıl olmuş. Harika. Arkadaşlar etimiz pişti. Çok da lezzetli olmuş. Lokum kıvamında dediğim et gerçekten de lokum olmuş. Ben çok beğendim. Hemen baktım tadına size anlatabilmek için. Hepsi çok güzel. Hani harika hepsi de. Yağlı şimdi hani elime almak istemiyorum. Ama gerçekten bakın. Hemen battı. Çok güzel. Hepsi de harika. Birer birer lokum olmuşlar. Bakın şöyle göstereyim. Arkadaşlar bu tarifi bu şekilde yaparsanız sizin de etiniz lokum kıvamında olur. Ben hep bu şekilde yapıyorum. Herkes çok beğenir. Bütün yiyen dostlarımız, akrabalarımız çok met ederler. Ayşe'nin eti çok lezzetli oluyor. Kıvamı çok güzel diye. Sizler de bu şekilde yaparsanız sizlerin de eti olur inşallah. Bu şekilde güzel kıvamlı olur arkadaşlar. Abone olmayan arkadaşlarımız abone olsunlar. Her gün farklı tarifler yapıyorum. Kendileri de görür tariflerimizi. Birlikte belki yapabiliriz. İnşallah ileriki zamanlarda farklı farklı daha da güzel tariflerle buluşmak üzere. Abone olmayan arkadaşlar abone olsunlar. Şimdilik hoşça kalın diyorum.